Uzun süredir meclis toplantılarının dışında konuşmayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ES Grup Genel Koordinatörü Ali Baş'a konuştu. Büyükerşen geçtiğimiz ay eski genel kurulunda görüşülen %40'lık ZU zammında CHP'li meclis üyelerinin ters düşmesinden, Frigya yolunun yapılmasında kredi desteğinin sağlanması konusunda katkı sunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya kadar pek çok konuda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay eski genel kurulunda görüşülen %40'lık su zammı, CHP grubunun birbirine ters düşmesi nedeniyle ilk etapta kabul edilmemiş, bir sonraki kurulda karara bağlanmıştı. Uzun bir süredir meclis toplantıları dışında konuşmayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'li meclis üyelerinin su zammı konusunda ters düşmesiyle ilgili ES Grup Genel Koordinatörü Ali Baş'a konuştu. Güveninin sarsıldığını söyleyen Başkan Büyükerşen, ne olursa olsun farklı oy kullanılması doğru olmadı ifadelerinde bulundu. Mecliste tek kelime söylemediğini belirten Başkan Büyükerşen, halimden tavrımdan hepsi ne demek istediğimi anladılar derken, bir dahaki toplantıya herkes gelecek, anlaşacak ifadelerinde bulunduğunu söyledi. Büyükerşen ayrıca kamuoyunda çok konuşulan Frigya Vadisi yolunun yapılması için kredinin çıkartılmasında katkısı olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya teşekkür konusuna da değindi. Yazılıkaya'ya gidecek yolun yapımı için istenilen kredi bir türlü çıkmayınca Milletvekili Nabi Avcı'yı arayarak durumu anlattığını söyleyen Başkan Büyükerşen, kendisinden yardım istediğini ve sonuçta Avcı'nın katkılarıyla kredinin çıktığını söyledi. Büyükerşen o bölgeye sadece yol yapmayacaklarını, karavan parkları da oluşturacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan ilçe belediye başkanları ile ilgili de konuşan Başkan Büyükerşen, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı çok çalışkan bulduğunu söyledi. Ayrıca ilçelere yönelik yapılacak yatırımlara da değinen Büyükerşen, çiftelere tiyatro salonu müjdesi verdi. Büyükerşen, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın 4. üniversite açıklaması ile ilgili de konuştu. Bir taktik hatası olduğunu söyleyen Başkan Büyükerşen, Eskişehir Temel Bilimler Üniversitesi ismini doğru bulmadığını belirterek, böyle üniversitelerin geçmişte de açıldığını, araştırma üniversitesi adı altında kurulduklarını ve unutulduklarını ifade etti.